Tayyip Erdoğan'ın şu an itibariyle başladığı açıklamaları var. Kulak verelim. Değerli mensupları, kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Fatih Belediye'miz ve Klasik Türk Sanatları Vakfımızın işbirliğiyle düzenlenen Yeditepe Bienali'nin ikincisinin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Sözlük anlamı yıl aşırı olan Bienal'in Yeditepe ismiyle ve klasik Türk ve İslam sanatlarının seçkin örnekleriyle İstanbul'da gerçekleştirilmesini önemli görüyorum. Süleymaniye Külliyesi İmaret Darüzziyafede başlayıp Nur Osmaniye Camii Mahzen, Fatih Cam Küp Galeri ve Yedi Kule Hisarı'nda sürecek Yeditepe Bienali sadece etkinlik mekanları ile bile şehrimizin göz alıcı zenginliğini göstermeye yeterlidir. Burada farklı kökenlere ve meşreplere mensup sanatçıların aynı sanat dallarında vermiş oldukları eserlerin bir arada sunulması esasında her türlü ayrımcılığı ve ötekileştirmeyi reddeden bir medeniyet iklimine sahip olduğumuza işaret ediyor. Bienal kapsamında sergilenecek kültür sanat ürünlerimizin yaydığı zenginlik, derinlik ve özgünlük, içeriği ve kapsamı bakımından gerçekten de eşi ve benzeri olmayan bir şölendir. Nesilden nesile aktardığımız, yaşattığımız ve kendi ruh dünyamızın renklerine boyadığımız sanatlarımızın bu tür faaliyetlerle uluslararası düzeyde de daha çok gündeme geleceğine inanıyorum. Gelenekli kültür sanat değerlerimize sahip çıkan, onlar üzerinde düşünmeyi, onları bugüne taşımayı ve geleceğe aktarmayı hedefleyen her türlü çabayı takdirle karşılıyor ve destekliyoruz. Değerli misafirler, Yeditepe Bienali'nin bu yılki temasının çerçeve içi, çerçeve dışı olarak belirlenmiş olması bize çok geniş bir fikri zemin ve muazzam bir tarihi arka plan sunuyor. Burada Bienal kataloğunda da yer alan bir Nasreddin Hoca hikayesini sizlere tekrar hatırlatmak istiyorum. Hikaye şöyle. Kapının önünde hararetle bir şeyler arayan Nasreddin Hoca'ya komşuları da yardıma gelir. Arama sürerken komşularından biri hocaya ne kaybettiğini sorar. Hoca da mührünü kaybettiğini söyler. Komşusu mührünü nerede kaybettiğini sorunca Nasreddin Hoca avluda cevabını verir. Peki der komşusu, öyleyse neden burada arıyorsun? Hocanın cevabı ibretliktir. Avlu karanlık. Burası daha aydınlık. O yüzden kapının önünde arıyorum. Evet, bize düşen görev medeniyet değerlerimizin tüm unsurları gibi kültür, sanat hazinelerimizi ve onları üreten iklimi de nerede kaybettiysek orada aramaktır.